Merhaba değerli Bursa Muhalif izleyicileri. Bugün 22 Nisan Perşembe, günün önemli gelişmeleriyle karşınızda olacağız. Günün ilk haberine geçiyoruz. Türk Tabipleri Birliği, mevcut aşılamanın salgını önlemeye gücünün yetmediğini söyledi. Türk Tabipleri Birliği, aile hekimliği kolu, pandemi anket çalışmasının Mart ve Nisan ayı raporlarını paylaştı. TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı, çift doz aşı uygulanıp COVID-19'a yakalanan hastaya rastlayan aile hekimi sayısının 10.000'de 12'den 45'e çıktığını belirtti. Kırımlı, tek dozunu olup ikinci doz randevusu öncesi hastalananlar var. Mutasyonlu virüslerin yayılımı endişe verici şeklinde konuştu. Bir diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hanlar Bölgesi'ne acele kamulaştırma kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yer alan kararlar arasında Bursa da yer aldı. Alınan karar gereği Hanlar Bölgesi civarındaki bazı parseller için acele kamulaştırma kararı alındı. Tüketicinin güveni 2021'in en düşük seviyesine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı Tüketici Güven Endeksini yayımladı. Tüketici Güven Endeksi 80,2'lik değeriyle 2021 yılının en düşük seviyesini gördü. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mart ayında 87,9 iken Nisan ayında %7,9 oranında azalarak 81 oldu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, mecliste İstanbul Sözleşmesi'ni iptal edenlerin katledilen kadınların sorumlusu olduğunu söyledi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa ve İstanbul'da katledilen kadınları meclis gündemine taşıdı. Kayışoğlu, katledilen kadınların sorumlusunun İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkan ve iptal edenler olduğunu söyledi. Yarın 23 Nisan ancak CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'a göre Türkiye'de çocuklar 23 Nisan'da bayramı yaşayamıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, tüm çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında Türkiye'de çocukların yaşadığı ciddi sorunları açıkladı. Eğitimin AKP iktidarında yapboz tahtasına döndüğünü söyleyen Karabıyık, çocukların geleceği için olumlu adımlar atılmalı dedi. Birleşik Kamu İş Bölge Temsilcisi Özkan Rona'ya yönelik faşist saldırının bugün ikinci duruşması gerçekleşti. Birleşik Kamu İş Bölge Temsilcisi Özkan Rona, 2019 yılının Ekim ayında ülke ocaklarının okullarda kitap dağıtması hakkında Bursa Muhalife verdiği demeçten sonra ülke ocağı üyelerinin saldırısına uğramıştı. Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Günün son haberinde Bursalı piyano öğrencisi Ali Keskin'in dünyaya uzanan başarı yolculuğunu izleyeceksiniz. Bursa'da yaşayan 7 yaşındaki piyano öğrencisi Ali Keskin, Almanya'da düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında Assoluto Prize, yani tüm kategorilerin en iyisi ödülünü aldı. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdaydık. Daha fazla habere bursamuhalif.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki günün özetinde görüşmek üzere, hoşça kalın.